Şimdi Hakkı abi orada diyorsun ki 56 yıllık. Bir laf ettin ilk eşim falan dedi, evet, ya. Evet ilk eşim. Şimdi ben yazdım. Ne yazıyor biliyor musunuz? Başından 9 evlilik geçen Hakkı Bulut 16 yıldır Saadet Bulut ile evli. Oradaki bilgi tamamen yanlış. Niye biliyor musun? 16 değil 56 senelik evliyiz biz. Bir. Bu nereden çıktı bu 9? Yapacağım. Evet. Hani bizi konuk getiriyorlar ya. Hakkı abi hazırlanın dedi. Hazırlanmak için makyaj yapmam lazım. Makyaj evet. Odasına götürdüler. Orada da bir erkek sanırım. İsim vermeyelim. Baktım kızlarla konuşuyor. Şaka kahkaha atıyorlar. İşte iki kere evlendim, işe gideceğim falan deyince ona sinirlendim. Ya kardeşim dedim programa çıkacağım, beni çağırıyorlar. Şu benim makyajı bitirin. Abi baktım yine kızlar ha ha ha. Sinirlendim. Ya kardeşim de ne konuşuyorsun? İki kere evlenmiş. Ben 9 kere evlendim. Ha oradan çıktı. Orada sinirle, o sinirle söyledim. Niye? Aa, 9 demiş ama 10 da dememiş. Yani 9 ya 9 dedim tabii tabii. Yani o ağzına o çıktı. Aa ertesi gün baktım Hakkı Bulut 9. Beni iyi bir gazeteci arkadaş, ya Hakkı abi dedi böyle bir şey olmadığını biliyoruz da ben eve geleyim bu işi düzeltelim. Eve geldi ve hanım olarak kızmış, sen niye böyle, sen söylemezsen 9 kere çıkmaz. Ya Saadet dedim böyle bir şey yok, anlattım olayı, yok kadınca inanın. Neyse gazeteci dedim bugün geliyorlar dedim, oh dedim haber doğru geldi. Sen dedim hazırla bakalım çay kahve falan, geldi konuştuk. Ya kardeşim dedim ben bir kere evlendim, aha bu. Aha bu. Ne yapayım abi? O 9 kere dedim meselesi yok. Böyle yazdım tamam rahatladık. Yarın çıkacak gazetede dedim. Ne yazdı gazetede? Onun ertesi gün Hakkı Bulut'un ilk eşi isyan etti. Hakkı Bulut 9 kere evliliğinden hepsine ayrılmış, en son eşi Saadet Bulut. Ya evet abi. Bir çıldırırım ki ben yıllarca o konu. Buradan söylüyoruz o zaman Hakkı Bulut. Oradaki sadece bilgi tamamen bir yanlış kere gelmiş. Evlendi. Bir kere evlendik. Ve 56 yıllık da evlileri Allah uzun ömürler. Sanat dünyasında benim gibi olsun. Uzun süre evlilikte yaşayan sanatçı yoktur. Ama bundan sonraki sanatçılara da inşallah 56 değil ömürleri var oldukça birlikte yaşasınlar istiyorum. Amin. Aile saadeti çok önemlidir. Meral 56 yıl diyor. Evet. Bir daha evlenmek falan düşünüyor musun? Düşünmüyorum. Daha çok gençsin yani. Niye? Kaç kere evlendin gülüm? Bir kez. Bak yanında 9 kere 10 sene. Maşallah. Artık yani. Ya 10 sene. 3 senede boşanma süresi. Ay 13 sene. Ömür bitti. Yani kolay kolay güvenir miyim? Ya, açık, peki siz? Bak açık konuşalım. Şimdi benim 2 tane kızım Adana'da evliler. 2 tanesi burada yanımda. Evlenmek diye bir şey bilmiyorlar. Niye biliyor musun? Sokaktaki o kadınlara saldırılar. Kadına şiddet. Evet. Onları görüyorlar. Yani misal olarak. İsteyenler de gelse olmuyor abi. Demek istiyorum ki artık yani evlilikler, birliktelikler, beraberlikler yani su götürür hale geldi. Yani onun her için, herkesin böyle değil ama Hakkı abi. Evet görüyoruz. Ya elbette böyle çok öyle haber o halde. Eğer genel yapılarında da gelenekler, gelenekler çok önemli. Örneğin ben bir hata yaptığım zaman şöyle düşünürüm. Benim kızlarım öğretmen Adana'da. Öğrencilerin karşısında ne duruma düşer? Tabii. Değil mi? Benim kızlarım burada bankacı, kızım burada öğretmenler. Ben kızlarıma millet nasıl gözle bakar? Tabii. Onlar millete bakarken o düşünceler gelince ben onları hisseder üzülürüm. Öte yandan benim kişiliğim sadece fanlar değil, milyonlarca fanım var. Aynen öyle. Ama ben bu ülkede 30 milyonu temsil eden bir... Baba olarak konuşuyorsun. Başka bir kariyerde temsil ederim. 30 milyon kişiyi bir anda... Ulan bizim peşinde gittiğimiz yahut bildiğimiz Hakkı Bulut bu mu dedirtmem. Doğru. Onun için hata yapmamaya çalışırım. Hata yapmanın lüksüm yoktur. Bu aslında işte yıllardır tartışılan sanatçı örnek olsun mu olmasın mı? İşte sanatçı sadece şarkısını söylüyor. Bana ne hayatından falan ama yani gerçekten yaptığı şeylerle elbette iyi veya kötü örnek oluyoruz yani yapacak. Şimdi Ali Şahin'cim bakın. O yüzden hep iyi şeyler yapmamız lazım. Ben milletin içerisindeki imajım çok saygı uyandıran bir tarz. Aynen öyle. Büyük, yaşlı, genç, küçük herkes saygı içerisinde bana davranır, öyle görünür. Çıkarım mesela sabahleyin bir saat yürür milletin içerisinde Ataköy'de. İnsanlar, herkes spor yapamayın, yandan geçerken herkes selam verir bana. Ne güzel. Herkes sesim çekmeye çalışır. Tabii bu pandemiden dolayı da bazen sıkıntı yaşıyorum. Ne olur dedim. Ha, inşallah geçer bu günler de
sizlere sarılar sarılar resim çekeriz diyorum. Daha önünde 50 yıl olduğu için. 50 yıl inşallah devam edeceğiz. Hakkabı diyor ki 50 yıl daha devam edeceğiz değil mi? Maşallah. Maşallah. Devamlı sahnedeyim. Maşallah. Ben bu pandemide de program yaptım biliyor musun? Maşallah. Birçok yerde. Ama tabii çok da festivallerim iptal oldu. 5 tane festival, 4 tane düğün. Hakkı abi ya bir şey söyleyeceğim. Sonra içinden geçen bir şarkıyı bana ver ya, ben senin bir şarkını okuyayım. Demin bana dedi ki yayında söyle dedim. Biraz onore oldum da azıcık söyleme, sevindim. Çünkü o benim hissettiğim duygulardı. Ne dedi? O kadar güzel dedi, okuyorsun dedi. Senin okumanı çok beğeniyorum dedi. Allah ben böyle yaşasın. Madem konuştun söyleyeyim. Sesindeki yorum. Yani beklemediğim bir yorum çıkıyor sesinden. Yalan. Gırtlağında zevk alıyorum. O zaman birazdan canlı canlı yapalım istiyorum. Şey. Aa ben zevkle. Ben albümü okumak için eskilerden bir şey istiyorum. Onun bana düşündüğü bir şey. Tabii senin meyan çıkışların falan nasıl olur? Mesela son mektubu okuyabilirsin oku. Yazdın son mektup şu an elimde. Okursun okursun ya. Yani okursun valla okursun. Birazdan Hakkı abinin yepyeni şarkısını ilk defa dinleyeceğiz.